bu dersimizde Allah'ın sıfatları üzerine bir sohbet yapacağız. Üstad Hazretleri Mesnevisinde şöyle diyor. Mevcudat Cenab-ı Hakk'ın celali, cemali, kemali olan cem'i sıfatına da delalet etmekle. Üstadımız Allah'ın sıfatlarını üçe ayırdı. Celali, cemali ve kemali. Klasik kelam kitaplarında Allah'ın sıfatları şu şekilde tasnif edilmiş. Bir zati sıfatlar, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyamu bi nefsi ve muhalefetun lil havadis. İki, subuti sıfatlar, hayat, ilim, irade, sem yani işitmek, basar, yani görmek kudret ve kelam. Maturidiler bu sıfatlara bir de tekvin sıfatını eklemiş. Üç fiili sıfatlar. Bu sıfatlar da tahlik, yaratma, ihya, diriltme, ifna, yok etme, tasvir, şekil verme, inma, büyütme, tezyin, süsleme, tanzim, nizama koyma, tekmil, kemale ulaştırma gibi fiille ilgili olan sıfatlar olup bu sıfatların hepsi tekvin sıfatının manasına dahildir. Klasik kelam kitaplarında sıfatlar bu şekilde üçe ayrılmışken üstad hazretleri sıfatları celali, cemali ve kemali olarak üçe ayırdı. Kemali sıfatlar Allah'ın zatının kemaline delalet eder. Mesela her şeyi bilen manasındaki alim sıfatı kemali bir sıfattır. Her şeye gücü yeten manasındaki kadir sıfatı kemali bir sıfattır. Her şeyi gören manasındaki basir sıfatı kemali bir sıfattır her şeyi işiten manasındaki semi sıfatı kemali bir sıfattır. Bunlar gibi Allah'ın zatının kemaline işaret eden sıfatlara kemali sıfatlar denilir. Diğer sıfatlar ise ya cemalidir ya da celali. Allah'ın lütfuna, merhametine, affına, İhsanına ait sıfatlar cemalidir. Allah'ın azabına, ikabına, kibriyasına, azametine ait sıfatlarsa celalidir. Mesela rızık verme manasındaki terzik sıfatı cemalidir. Yok etme manasındaki ifna sıfatıysa celalidir. Hayat verme manasındaki ihya sıfatı cemalidir. Öldürme manasındaki imate sıfatı ise celalidir. Başlamak manasındaki gufran sıfatı cemalidir. Azap etme manasındaki tazip sıfatı ise celalidir. Üstadımız dedi ki: Mevcudat Cenab-ı Hakk'ın celali, cemali kemali olan cem'i sıfatına da delalet etmekle dilerseniz bu beyanı somutlaştıralım. Bir kelebekte tecelli eden sıfatların bir kısmını okuyalım. Bu sayede mevcudatın Cenab-ı Hakk'ın celali, cemali ve kemali sıfatlarına nasıl delalet ettiklerini daha iyi anlayalım. Bu kelebek yok idi var oldu. Yoktan yaratılmasıyla Allah'ın tahlik sıfatına aynı oldu. Yine bu kelebek mevcut elementlerin bir araya getirilmesiyle yaratıldı. Var olan maddelerden yaratılmasıyla Allah'ın inşa sıfatına aynı oldu. Bu kelebek yaratılan hiçbir kelebeğe benzemiyor eşsiz bir şekilde yaratılmış. Bu şekilde yaratılışıyla Allah'ın ibda sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeye hayat verdi, hayatıyla Allah'ın ihya sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği besledi, beslenmesiyle Allah'ın terzik sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeye bir suret ve şekil verdi suretiyle Allah'ın tasvir sıfatına ayna oldu. Allah bu kelebeği büyüttü. Büyümesiyle Allah'ın inma sıfatına ayna oldu. Allah bu kelebeği süsledi. Süslenmesiyle tezyin sıfatına ayna oldu. Allah bu kelebeğin vücuduna, cihaz ve azalarına bir nizam verdi. Bu nizamla Allah'ın tanzim sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği yavaş yavaş kemale ulaştırdı. Tırtıl iken süslü bir kelebek oldu. Kemale ulaşmasıyla Allah'ın tekmil sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği nimetlendirdi. Nimetlenmesiyle Allah'ın inam sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği terbiye etti ona vazifesini ve hayat şartlarını öğretti. Öğrenmesiyle Allah'ın terbip sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği sanatla yarattı. Kelebek adeta antika bir sanat oldu. Bu sanatıyla Allah'ın sun sıfatına aynı oldu. Allah bu kelebeği kendisine itaatkar kıldı. Kelebek zerre miskal haddini aşmadı haddini aşmamakla Allah'ın tesir sıfatını aynı oldu. Yapan elbette yaptığını bilecek, kudreti onu yapmaya yetecek, yaptığını görecek ve yapmayı isteyecek. Bütün bunlarla bu kelebek Allah'ın alim, kadir, basir ve mürit sıfatlarına aynı oldu. Kelebek daha bunlar gibi. Onlarca sıfata ayna olduğu masal oldu. Şimdi anladınız mı? Kelebek nasıl bir kitapmış? Öyle bir kitapmış ki onda onlarca ilahi sıfat yazılmış. İşte bu sırdan dolayı kamil bir mümin bir kelebeği öldüremez çünkü o kelebek Allah'ın antika bir sanatıdır. Bir çiçeği koparamaz çünkü o çiçek Rabbani bir kasidedir. Bir böceğe elini uzatamaz çünkü o böcek Allah'ın celali, cemali ve kemali sıfatlarının aynası ve isimlerinin tecelligahıdır. Her bir varlık Allah'ın sıfatlarına ayna olduğu gibi Esma-i Hüsna'sına da aynadır üstadımız tahlilini yaptığımız cümlede cemi sıfatına delalet eder dediği için bizler sıfatlar üzerinde konuştuk, esmadan bahsetmedik, Allah'a emanet ol.